Tam 2 lira var o gün cebinde. Onu da bir milletvekili arkadaşından borç almış. Milletvekili arkadaşının adını yazmıştım, şimdi baktım bulamadım. Herkes, televizyon ekran başında bizi dinleyenler, tekrar söylüyorum, bir masal kahramanlarından bahsetmiyoruz. Yaşayan insandan bahsediyoruz. Yaşamış. Herkes empati yapmadan bu olayı anlayamaz. Teklif edilen para 500 cumhuriyet altını. O günkü milletvekili maaşı 8 altın. Akif şunu deseydi, Akifliğinden ne kaybederdi? Tamam, 500 altın güzel, eğer ki kazanırsam yarısı benim, yarısı milletimin. 250 altın. 500 altın bir servettir. Bugün bizim doçent doktor Halil hocamız var. Halil Ersin Avcı sizin konuğunuzdur. Hı-hı. Onunla da detaylı aldım. O bu konularda tam uzmandır yani. Ve dedik orada 8 altına karşılık milletvekilinin aldığı maaşı koy, 500 altını koy. Servet. Hem de nasıl? %10'unu alsaydı. Tamam, %10'unu ben alayım deseydi, halimi vaktimi düzeltirim. Ya kim ne diyebilirdi? Ya alkışlanırdı yine. Denirdi ki, vay fedakarlar, bak %10'unu şey aldı, 90'ını bıraktı. 500 altından bahsediyoruz. Şimdi bugün Akif'i konuşurken birileri Akif'i silikleştirmeye, kaybetmeye çalışırken, çünkü bir kesim var bizim ülkemizde, hala mantalitesini çözebilmiş değilim. İstiklal marşımız var, baş tacı Akif yok. E kim yazdı bu şiiri? Bu şiir hangi ruh haliyle yazıldı? Evet, Atatürk diyor ki, niye yazmadı Akif? Çünkü Atatürk nereden biliyor? Atatürk biliyor ki 1915 senesinde Çanakkale şiiriyle cepheden cepheye gezen bu şiirle millet asker ayağa kalktı. Biliyor. Ardı Ahmet Kaya bestelemişti hatta. Çanakkale'den sonra Sarıkamış'ta. Sarıkamış'takiler anlatırken diyor ki, eşhele bir yerleri örten karı. Ot değil onlar, dedenin saçları. Sendeki coşkunluğa el şaşmalı kahraman askerim uğurlar ola. Şu Akif'in asker üzerinde, millet üzerinde, toplum üzerindeki o yiğit tarafını, o kalem tarafını Atatürk biliyor. Diyor ki git söyle. Hamdullah Sübki söylüyor hocamın dediği gibi. O da yetmiyor, onun sonra diyor ki Hasan Basri'ye, ya senin iyi arkadaşın, sen söyle. O da geliyor diyor ki, sen hatta muziplik olsun diye şiir yazıyorum diyor. Ne şiiri diyor? İstiklal Marşı'na diyor. 500 altın veriyorlar diyor, ben yazıyorum diyor, muziplik olsun diye. Sen diyor, nasıl yazarsın Hasan Basri'ye İstiklal Marşı'nı parayla? E diyor, sen yaz. Ben diyor parayla yazmam. Tamam diyor, ben konuşacağım, para almayacaklar. Halbuki Hamdullah Sübki ile falan konuşmuşlar. Ve diyor ki, o İstiklal Marşı'nın denildiği andan itibaren, tamam diyor, yazacağım. 724 tane şiir gelmiş, hızla geçiyorum. 6 tanesi beğenilmiş, kısmen içinde Kemalettin Kamular, Kazım Karabekirler falan var. Öyle hani sıradan kalemler de değil o öne çıkanlar yani. Diyor ki, benim evdeydi, çaya gelmişti. Çaya gelmişti ve diyor bir an kalktı. Hocamın biraz önce bahsettiği o kuşçubaşı Eşref'in anlattığı hikayeyle aynı. Duvarlara daldı. Ben diyor anladım, Akif'in hallerini bilirim, Akif yazacak bir şeyler. İlham geliyor. Hiç karışmadım diyor, köşeye çekildim, çay içiyoruz, benim dip odaya gitti. Dip odaya gitti, garip sesler çıkıyor diyor Akif'in. İçinden böyle bir güğüm kaynatırsın ya, bir şey geliyor diyor. Akif'in o halini bildiğim için hiç girmedim. Bir şeyin var mı da demedim. Anladım diyor. İstiklal Marşı'nın o karın ağrısı onda başlamış. Geliyor. Ha? Sonra diyor dışarı çıktı. Görüşürüz Hasan Basri dedi, çıktı gitti. Ben diyor hemen ışığı aldım gittim odaya. Ya bu nereye yazdı, ne yazdı? Bir şey yazdı diyor, biliyorum yani. Baktım diyor hiçbir şey yok. Kalem bulamamış. Ve tırnağıyla duvarıya kazımış ilk mısrayı. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al. O nasıl bir hal artık? O nasıl bir halse? Belki bugün birçoğumuzun hafızasının almayacağı bir halle bunu yazıyor. Ondan sonra tam iki gün sürecektir İstiklal Marşı'nın yazılması. Oradan Taceddin dergahına gelirkenki süreç, ceplerine doldura doldura, yüreğine doldura doldura, kalkıp o Bahtiyar Vahapzade'nin ifadesiyle "Ben inanmıyorum kalemine yazdığına," birisi kulağına söyledi. Bir çırpıda yazdığı yerler var, donup kaldığı yerler var. İstiklal Marşı'nı bu ruhu bilmeden okumaya kalkarsak çözemeyiz. Ve diyor öyle bir haldi ki uykunun arasında uyanıyordu. Kendi hatıraları var Taceddin dergahında yazarken, bazen diyor beynimden geçenlere kalemim yetişmiyordu. Kendi halinden anlıyoruz. Ya kolay değil işte Bedre denk tutmak, Kabe'ye denk tutmak, bunlar Akif gibi dindar bir adamın söyleyeceği sözler mi? Ben şimdi İstiklal Marşı'nı açıklarken aranın kesilmemesini istiyorum. Bundan dolayı reklama falan gireceksek girelim. Devam. Ama girmeyeceksek yürüyelim. Devam. Bu şiir öyle bir başlamalı ki o başlangıcıyla beraber... O an dedim ki diyor Hasan Basri'ye daha sonra, hocamın sözünü teyit edeceğim şimdi. Dedim ki diyor odaya girdiğimde, şu an İslam aleminde benim omuzlarımdaki ağır yükü hisseden bir ikinci insan var mıdır? Bu milletin İstiklal Marşı'nı yazacağım.
O halle beraber diyor, bir hal geldi gözümün önüne, o mağara geldi. Evet, o mağarada ne demişti? Korkma ya Ebu Bekir, Allah bizimle. Evet dedi, korkma diye başlamalı, Allah bizimle diye başlamalı. Çünkü bu milletle beraberdir Allah, ahdi var Kur'an'da. Ve o yüzden diyor şiir öyle başlar. Ve şiirin ilk bölümünü Akif cepheye yazar. Şiiri böyle bir dinlesinler lütfen. Cepheye der ki korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Askere diyor ki cepheye, geriye dön bak. Eğer ki bu Anadolu coğrafyasında bir tane evin lambası yanıyorsa, eğer birinin ocağı yanıyorsa korkma. Bu aile, bu Osmanlı'dan geriye kalan bu Anadolu toprağı, ya bir ev kalmışsa diyor korkma. Hocamın çok güzel bir yeri, anlattığı bir yeri vardı. Alman askeriyle Napolyon'un karşılaştığı zaman orada Napolyon tek bir asker kalıyor, sıkıyor kurşunu, bırak diyor bitirsin. Sonra geliyor diyor ki evladım anlamadın mı, ben diyor orduyla geldim, sen niye direndin? Diyor ki ben varsam Almanya var. Benim öldüğüm gün yok. Ve diyor geriye dön bak, eğer bir tane evin ocağın lambası yanıyorsa bu millet arkandadır, sakın ha korkma. İkinci kıta dönüyor bayrağı. Diyor ki çatma kurban olayım çehrene inazı. Bak kurban olayım var bak burada. Hani çatma kurban olayım değil ya, kurban elini ayağını öpeyim var. Tamam kırgınsın biliyorum. Biz sana layık olamadık biliyorum. Çok yıktık seni biliyorum. Ama ne olur kurban olayım çehreni ey Nazlı Hilal. Ya şu kahraman ırka bir bak bir gül ya, bir şey ver onlara. Bu ne hiddet bu Celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Bu lafı ceplerine koysun herkes. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Bayrağda bir göz daha var burada. Sitem de var. Hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklali. Bu millet Allah'tan başka bir hak bilmemiştir. Sen bu millete tavır koyamazsın der bayrağa. Üçüncü kısımda gelir kendisine söyler. Der ki ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış yaşarım. Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım, yırtarım dağları. Enginlere sığmam taşarım. Siz beni görmediniz mi Çanakkale'de? Siz benim nasıl yiğit, nasıl gözü kara, ölümü hiçe sayan tavrıma şahit olmadınız mı Çanakkale'de? Kendi kendine söylüyor bunu. Kendine gel diyor. Kendi üzerinden bizim millete. Dönüyor tekrar. Diyor ki garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Velev ki batının bütün cephesini şöyle al, çelik duvarlar olsun. Benim de iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma. Nasıl böyle bir imanı buar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Diyor ki garbın batının afakı alayı çelik tabi olsa. Her taraf çelik olsa. Yahu senin göğsündeki iman neyle geçilir? Geçilebildi mi sen inandığın zaman? Sonra ulusun. Cinas var burada, edebiyatta cinas denir buna. Sen yücesin, büyüksün. Bırak köpek gibi ulusun. İki manadır bu. Ulusun korkma. Sen yücesin ya, sen nasıl korkarsın? Öbür tarafta ya bırak ulusun korkma. İki manayı çıkarmak lazım burada. Çünkü burada bir köpeği, burada bir canavarı işaret ettiğini nereden anlıyoruz? Medeniyet dediğin diyor senin Avrupa. Bitmek üzere, can çekişiyor. Tek dişi kaldı. Canavar diyor çünkü. Korkma, sen böyle bir milletsin. Sonra dönüyor millete diyor ki arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Çünkü akın çok hayasızca. Çünkü çok ahlaksızca. Batı hiç ahlaklı, edepli bir savaşın içine girmedi bile denilebilir. Tarihçiler varken bana düşmez, affetsinler beni. Ama hiç hayasızca bir akın yapmamış, belki de tek milletiz diyebiliriz yani. Geçmişe dönüp baktığımız zaman. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Allah ne diyor Kur'an'da hocam? Müslümanlara. Siz inandığınız sürece Allah size diyor şeyi verecek, fethi verecek. Siz yeter ki inanın. Kim bilir diyor, belki yarın, belki yarından da yakın. Bu kadar korkma, uzun değil diyor. Sonra dönüyor askere, cepheye. Tekrar, gençliğe. Diyor ki, bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olursun. İncitme, yazıktır atanı. Ya verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Burada bize Akif diyor ki, toprak başka bir şey, vatan başka bir şey. Sen buraya toprak diyerek basamazsın. Altında senin nice deden yatıyor. Ya onlara karşı senin bir halinin olması lazım. Ve burada belki de hepimize şunu hatırlatıyor. Ya kardeşim sen Alevi olabilirsin, Sünni olabilirsin, A parti, B parti, C parti olabilirsin. Sen hepiniz, Boşnağı, Kürdü, Arabı. Sizin ceddiniz burada ya. Buraya için gittiler. Kendinize bir gelin yani. Verme diyor sonra.
Belki de yarın bir gün vatanı parayla satacaklara. Verme diyor. Dünyaları alsan da. Burada çünkü bir dünya teması var. Bu cennet vatanı. Sonra dönüyor şöyle herkese sesleniyor. Ya diyor ki hani aklı olan kim bu cennet vatanını ona feda olmaz ki? Ya bir parça aklı varsa. Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Ya şu bir karış toprağı al diyor, sık, sana şehit kanı çıkar. Böyle bir toprak bu toprak. Canı cananı bütün varım alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ya Allah aşkına diyor kendine gel, kim bu cennet vatanı, ya böyle bir şey kaçar mı? Ve her tarafından şehit kanı sıçrarken ve çıkarken Allah aşkına diyor, Allah diyor beni alsın, canımı alsın. Benim sevdiklerimi alsın, benim her şeyimi alsın. Ama diyor beni vatanımdan şu dünyada cüda etmesin, ayrı bırakmasın. İnsan bütün sebepleri kaybettiği zaman, çevrendeki her şey biterse, ne derler ona hocam? Esbab sükut ederse mi derler? Sükut eder, biter abi. Sebepler biterse insan ne yapar? Hastasın. Hastaneye gittin, doktora bulamadın. Bizimkiler böyle var, cinci hocaya, öbür hocaya bilmem. Var ya, bütün sebepler, her tarafa gittin, çare yok. Ne yaparsın? Dua edersin. Allah'tan başka kapı yok dersin. Akif de öyle yapıyor. Geliyor diyor ki, ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar, ki şehadetleri senin dininin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Ya Rabbi diyor, namahremin eli değmesin. Bu ezanlar susmasın. Çünkü bayrak indi, ezan sustu, sen yoksun. Bu ezanlar zaten diyor senin dininin şehadeti yani. E senin dinine buraya namahrem el değerse hepsi gidecek. Senden diyor tek bunu istiyorum, ebedi yurdumun üstünde bu ses dursun. Ki eğer bu ses durursa o zaman vecd ile bin secde eder varsa taşın. Onun cevabıdır zaten. O zaman vecd ile, o huşu ile bin secde eder varsa taşın. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım, fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Yani diyor eğer öyle olursa ya Rabbi bu ezanlar okunursa o zaman toprağın altındaki şehit o üzerindeki cerahatını dökmesiyle beraber ki eğer varsa onun mezar taşı hatta o mezar taşı bile bin kere secde eder diyor eğer varsa. Yoksa bile o cerahatından boşalan kan ruh olarak fışkırır gökyüzüne çıkar. O zaman yükselerek benim de işte arşa değer belki başım. Bu gazla beraber dönüyor tekrar bayrağı Akif. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Burada çünkü böyle bir hava var. Akif'in burada o başta dediği bir nazlı hilal, burada bakın şanlı hilaldir. Ya sen tamam nazlandın, kırgındın falan ama dur bir dakika yani. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ne dedi başta? Sana olmaz dökülen kanlarımın sonra helal. En sona geldiğinde toparlıyor. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Çünkü sana yakışır diyor kanlarımız. Ebediyen. Sonsuza kadar sana yok ırkıma yok izmihlal. Ya emin ol diyor. Ne sana ne de bu aziz millete izmihlal yok. Buna emin ol. Neden mi? Çünkü hür yaşamış bir milletin, hür yaşamış bir milletin hürriyet dibine kadar hakkıdır. Hür yaşamış ve Allah'tan başka ilah tanımamış bir milletinde bağımsızlık dibine kadar hakkıdır. Bundan dolayıdır ki hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Bu şiiri biz bugün böyle anlayamadığımız için işte o gün bu yüzden meclis ayaklanıyor. O gün herkes ayaklanıp bir daha oku diyor. Çünkü o günkü şartları herkes biliyor. Akif'in ruhu. Atatürk'e geliyorlar diyorlar ki neresini en çok beğendin? Diyor ki şu son iki mısra var ya. Bu her şeyi anlattı diyor son iki mısra. Hakkıdır. Ya bu kadar özetlenebilir. Hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Çok konuştum ya. Çok vallahi güzel konuştunuz. Ama önemli bir mevzuydu. Bilinmesi lazımdı. Çok çok evet. Soluksuz izledim. Bir cümlede şu var. Yeni bir devlet kuruluyor. Yeni bir devlet kuruluyor. Millette acaba ne olacak diye. Aslında ümitsizlik de var. Yani yeni bir devlet var. Ümitsizlik de bütün gelişmelerin önündeki en büyük engeldir. Önce bunun bir kırılması lazım. İşte Bedirhan hocamın bahsettiği. Bedir'den çok bahsettik. Bedirhan hocamın da ismi Bedir ya. Yani şimdi. Akif'in bütün eserlerinde koca Akif'in bu var. Sen ümitsizliğe düşemezsin. Sen yetse düşemezsin. Sen asil bir millet. Sürekli bunu dikte ediyor. Çünkü hep yıkılmışsın son dönem. Hep yıkılmışsın. Diyor ki atiyi karanlık görerek azmi bırakmak. Geleceği karanlık görerek azmi bırakmak. Alçakça bir ölüm varsa budur ancak. Sen gelecekten ümidini kesemezsin.
Kesemezsin. Nazım Hikmet'in böyle bir şiiri vardır. Umuda bin kurşun sıksa da ölüm, unutma umuda kurşun işlemez gülüm. Umuda kurşun işlemez. Ve Akif de diyor ki Ati'yi karanlık görerek geleceği karanlıkta azmi bırakma. Alçakça bir ölüm varsa budur ancak. Hani inanmam görsem de gözümle. Gözümle görse inanmam. Hani inanmam görsem de gözümle, imanı olan kimse gebermez bu önümle. Şimdi biz zaten imanı hep iman şey gibi görüyoruz. Mesela eskiler imanı sonuna kadar inanmak şeklinde algılıyor. Hmm. Hani inanmam görsem de gözümle, imanı olan kimse gebermez bu ölümle. Ey diptir meyyit, diptir cenaze. İki el bir baş içindir, davransana. Eller de senin, baş da senindir. His yok, hareket yok, acı yok. Ya leş mi kesildin? Hayret veriyorsun sen bana, böyle değildin. Alemde bir ziya yoksa ışık, sağından yok solundan, tek bir ışık olsun buluver, kalma yolundan. Alemde ziya yoksa halk etmelisin, halk. Ey elleri böründe yatan şaşkın adam, kalk, yoksa çıkarsın ki sabaha, bir kupkuru çöl var, ne göl var, ne de vafa. Çok güzel.